Selamun aleyküm arkadaşlar. Ligde ikinci yarı başladı. Galatasaray Denizli Spor engelini 2-1'lik bir skorla geçti. Tabi burada skordan ziyade haneye yazılan 3 puan önemli. Hele ki böyle ara dönemde, kadroların yeniden oluşturulduğu bir dönemde, sıkıntılı bir dönemde alınan 3 puanı başarı olarak görmek lazım. Galatasaray Denizli Spor karşısında çok mu iyi oynadı, süper mi oynadı? Böyle diyemeyiz ama Galatasaray'ın çok iyi mücadele ettiğini, özellikle ilk yarıyı dikkate aldığımız zaman, ilk yarıda 16 maç, belki 15 maç geriye döndüğümüz o zaman baktığımız vakit Galatasaray'ın ruh gibi olduğunu hatırlıyoruz zaten. Çok rahatlıkla hatırlarız. Galatasaray ilk yarının son maçında Antalyaspor galibiyetiyle çıtayı yukarılara doğru çekmişti. Orada bıraktığı çıtayı bugün yine yakalamaya çalıştı. Farklı bir kadro vardı sahada. Tabii ilk yarıda alıştığımız kadrolardan çoğu gitti. Hani köprülerin altından çok sular aktı. Eskiden işte ben tabii not aldım, şimdi kimler gitti, kimler geldi, bundan sonra ne olacak, nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Arkadaşlar hakikaten çok enteresan. Düşünebiliyor musunuz? Belhanda, Nagatomo, Mariano, gerçi Mariano yedekteydi ama Enzonzi, Babel, bunlar bir şekilde artık takımda yoklar. Öte yandan Luyendama ile Andone'nin de sakat olduğunu düşünürsek, demek ki 7 tane futbolcu, 7 önemli futbolcu, hepimizin mevsim başında övgüler yağdırdığımız 7 futbolcu yok. Bunun yerine Galatasaray'ın 11'inde, Denizli Spor karşısındaki 11'inde işte kimler vardı yeni olarak? Sol tarafta Saraki vardı, sağ tarafta kendi futbolcun Linens ilk yarıda türbündeydi, aşağıya indi. Yine sakat olan, kendi futbolcun iyileşmiş olan Emre Akbaba vardı. Yani bütün mesele bu. Arada aman aman çok bir fark yok. Galatasaray işte iki yerli ağırlıklı takviyesiyle, Linens'i de bir yerde yerli kabul edebiliriz. Ben Linens'i, Mustera gibi oyuncuları artık yerli görmeye başladım. Hal böyle olunca Galatasaray Denizli Spor karşısında istekliydi. İyi mücadele ettiler ve karşılaşmayı da dediğim gibi 2-1 kazandılar. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Ama peki maçtan sonra, tabii şimdi rahatım, maçtan sonra Fatih Hoca'yı da dinledikten sonra değerlendirmeyi daha rahat yapabiliyorum. Maçtan sonra Fatih Hoca'nın verdiği mesajlar, işte oyundan da futboldan da bir şekilde memnunum. Rakip kaleye 19 şut attık, baskılı oynadık. Özellikle maçın ilk yarısında hiç pozisyon vermedik. İşte yediğimiz gol tamamen bir dikkatsizlik sonucu, yenmemesi gereken bir goldü falan filan. Böyle bir takım söylemlerde bulundu. Evet, bunların hoca gözüyle değerlendirmesini yaptığınız vakit bunu söyleyebilirsiniz. Ama maç 2-2 berabere bitmiş olsaydı hepimizin değerlendirmesi de farklı olabilirdi. Hoş, ben yine aşağı yukarı aynı şeyleri söyleyecektim, söylerdim ama yine şimdi bakalım tabloya. Galatasaray'ın iyi olacağını göreceğiz. Bir defa Galatasaray artık ruh gibi futbol oynamayacak. Şu parçalı var ya, parçalı arkadaşlar, şu parçalının ruhuna yakışır futbol oynayacak Galatasaray. Artık bunu görüyoruz. Ha, kazanır, kaybeder, şampiyon olur olmaz, onu bilemiyoruz. Ama Galatasaray şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. İkinci yarıda herkesi öpmek için bir gayret gösterecek. Bunu çok rahatlıkla bir defa yazalım bir kenara. Galatasaray özellikle bazılarını öpmek için inanılmaz bir mücadele verecek. Kadroya bir takım oyuncular ilave olacak. Görünen o ki işte Onyekuru'nun gelmesi, belki Falcao'nun yanına bir golcü takviyesi yine olabilir. Orta sahaya takviye olabilir mi bilmiyorum ama görünen o ki defansa bir takviye yapılacak. Yani neyse, bunun gibi bir takım takviyeler yapılacak. Hani yeri gelmişken Arda'yı söyleyelim. Arda konusunda herkes başka türlü oynuyor ama Fatih Terim'in en son cümlesi şuydu: Arda'nın ben Galatasaray'da olmasını, Galatasaray'da futbolu bırakmasını isterim. Arda ikinci bir şansı hak ediyor. Yani Galatasaray'da olması gerektiğini söyledi. Ancak bunun olması gerekirken herkesin istiyor olması lazım. Camianın istemesi lazım, taraftarın tamamının istemesi lazım. İşte siz gazetecilerin dedi, herkesin istiyor olması lazım ki bizlerin, sizlerin, hepimizin, herkesin Arda'yı istiyor olması lazım dedi. Hani işte yarısı istiyor, yarısı istemiyor. Şu istedi, bu istedi. İşte camiada bazıları istiyor, bazıları istemiyor. Şimdi bunlara bakıldığı zaman siz bunu %100 bir birliktelik sağlayamazsınız. Bugün Messi'yi getirseniz taraftarın yarısı öyle der. Ronaldo'yu getirseniz
getirseniz kongrelerin bir bölümü camiye şöyle der, o öyle der, bu böyle der. Estekli köstekli bu işlerde %100 bir birliktelik sağlanamaz arkadaşlar. Şimdi Arda konusunda dediğim gibi Arda gelir gelmez. Orası benim için çok da önemli değil. Ama ben de Fatih Hoca gibi düşünüyorum. Arda gelirse Galatasaray ruhuna, Galatasaray karakterine mutlaka ve mutlaka katkıda bulunabilir. Orada oynamadı, burada oynar kardeşim. El alemin kulüpten kovduğu, eline bir mektup parçasıyla, iki satırlık yazıyla kulüpten kovduğu küfürbaz Haydo'yu alayla valayla geri getirip baş tacı ediyorlarsa, Galatasaray'a bu kadar maddi manevi kazançlar getirmiş olan bir Arda'yı böylesine şu veya bu nedenden dolayı dışlıyor olmanın yanlış olduğuna inanıyorum. Tamam mı? Yani dediğim gibi nedenlerini boş verin şimdi. Fatih Hoca da onu söylüyor. O neden, bu neden. Arda zaten bedelini ödüyor. Yani bir barış sağlansın ya. Ne olacak yani? Bazısı öyle diyor, bazısı böyle. Boş verin. Bunların üstünü kapatalım şimdi. Arda konusunda da tahmin ediyorum hoca çok pozitif düşünüyor. Yeni oyuncuların gelmesi, bunlar geldiği zaman Galatasaray'ın çehresinin biraz daha değişeceğini, Galatasaray'ın biraz daha süratleneceğini, hızlı gideceğini. Bu arada Fatih Hoca dedi ki, dikkat edin dedi, Muslera'ydı bir tane out atışı kullandı 94 dakikada dedi. Hakikaten öyle. Yani rakibin etkisizliği, ama şimdi bazı lavuklar şöyle yorumlar yapıyorlar. Canım Denizli Spor kötüydü de etkili değildi. Arkadaşlar bu Denizli Spor tipik bir deplasman takımı. Bunlar gittiler Trabzon'da, Trabzon'u da yendiler. Böyle etkili bir takım aslında. Bakmayın ters bir takım. Galatasaray oynatmadı. Galatasaray fırsat vermedi. Hal böyle olunca da Denizli Spor etkisiz kaldı. Galatasaray da hakikaten rakibe üstünlüğünü kabul ettirdi. Şimdi bakın Emre Akbaba bir sene yok, golle geri dönüyor. Gayet güzel, iyi sinyaller veriyor ki büyük umutlarla alınmıştı. Öte yandan sol tarafa alınmış olan Sarraki hem 23 yaşında hem de çok etkili olacağını gösterdi. Sağ tarafta Linens belirli bir süre sonra mutlaka etkili olacak, iyi olacak, derlenecek, toparlanacak. Onyekuru'nun gelmesi, son 5 dakikada Yesse'yi gördük. Hakikaten katkı verecek, birebir adam geçebilecek kalitede olması, istekli olması vesaire. Ve en önemlisi Falcao'nun artık gollerle tanışması ve ne kadar istekli olduğunu hep beraber gördük. 90+2'de arkadaşlar, maç 4 dakika uzamıştı. 90+2'de dikkat edin bir pozisyon oldu. Galatasaray yarı sahasında korner bayrağının dibinde geldi. Sol tarafta oradan top çıkardı. Rakiple çata çat mücadele etti. 90+2'de yaptı bunu yani. Bunu kim yaptı? Falcao yaptı. Hal böyle olunca işte bir takım olmanın ne kadar önemli olduğunu burada görüyoruz. Falcao takım olma yolunda, takımı benimseme yolunda, yoksa kimse Arda Falcao'ya oraya gel demiyordu yani. Şimdi düşünün Atletico Madrid'de beraber oynadığı Arda, Falcao bir takım olma adına yeni hamleler, yeni bir takım gayretler olursa neler olmaz. Bunları da bir kenara bırakıyoruz ama olur. Şimdi dediğim gibi 3 puanı cebe koyunca konuşmak belki kolay oluyor ama şöyle bir tablo var arkadaşlar. Galatasaray'ın rakipleri ve hakemler ve bunun gibi daha pek çok yan faktörler, lavuk medya var tabi, lavuk medyanın içinde, lavuk medya demeyelim de lavuk spor medyasının içerisinde önemli bir lavuk kesim var ki bunlar, bunların daha doğrusu kime hizmet ettiğini, kimin adamı olduğunu, Buzela Kocero'nun nasıl kurgulanmış tipler olduğunu bunları biliyoruz. Yani hangi tarafa kanalize olduklarını biliyoruz. Olacaklar, bunu yadırgamıyorum ama Galatasaray'a top yekün saldırıyor olmalarını da kabul etmek mümkün değil. Şimdi bunu da cebimize koyuyoruz. Bunu dikkate alırsak bundan sonraki zorlukları aşmak için birliğin, beraberliğin, el ele vermenin ne kadar önemli olduğunu anlatıyorum. Evet, sahada mücadele edecek bir takım olacak. Tribünler boş kaldı Denizli maçında. Şu veya bu şekilde gündüz maçıydı, oydu, buydu. İşte 10 puan liderden gerideydi vesaireydi. Bunların hepsini söyleyebiliriz. Ama şu anda Galatasaray'ın kalite olarak göreceksiniz şu yakında birkaç hafta sonra pek çok rakibini geride bırakacağını, daha da yukarılara doğru geleceğini söyleyebiliriz. Galatasaray herkesi tek tek öpecek, alayını tek tek öpecek, göreceksiniz. Vuzela Kocero'yu, onun yalakalarını, bazı rakipleri, hakemleri,
Limak Nihat'ı, aslında artık bunun adını Limak'tan çıkaralım, zorlu TFF Nihat'ı ele alalım. Tabii Taşeron Zeko'nun hakemleri var, onlar boş durmayacaklar. Ya kardeşim, şu maçta bile şu Yaşar Kemal Uğurlu denen hakem neler yaptı ya, neler yaptı. Ha, Galatasaray şimdi galip geldiği için bunları pek dikkate almayacağız. Hepsini boş verin, hepsini koy verin gitsin de sadece bir pozisyon ya. Emre Akbaba'nın attığı golde yardımcı hakem dallama, affedersiniz, bayrak kaldırdı. Ya ben orada yardımcı ben olsam o pozisyonda bayrak kaldırmam ya. Şu cahil alimle mümkün değil ya. Buna nasıl ofsayt dersin? O bayrağı kaldırdı, öbürü ofsaytı verdi. Allah'tan var var da golü verdiler. Yoksa var olmasa düşünün, buz gibi gol gidecek ya. Kabak gibi pozisyon. Bunu görem. Ha işte şimdi ben burada sadece işte bunlar bu kadar kötü niyetli. Bu kadar art niyetli. Hal böyle olunca bunlara ben güvenmiyorum. Bunların en kralı Galatasaray'a önümüzdeki haftalarda yine her türlü pisliği yapacaklar. Düşünün ki bu abidik gubidik çizgiyi çekmekle hani işi kıvıramadılar. Yani çizgiyi böyle yamuk çekseler falan ofsayt yaratabilir miyiz diye düşünmüş olabilirler. Ama o kadar net ki yapamadılar, mecburen golü verdiler. İşte bunlar böyle. Şimdi bu hakemlere... Bu kafadaki hakemlere baktığımız vakit Galatasaray'ın işinin zor olduğunu görüyoruz. Diyecek de çok fazla bir şey yok. Ama birliktelik, beraberlik, işte etkili, istekli, coşkulu, şu ruha sahip Galatasaray takımı ne olursa olsun hakemi de yenecek, rakipleri de yenecek, TFF'yi de yenecek, zorlu tezgahını da yenecek, ne bileyim Taşeron Zeko'yu da yenecek. Vuvuzela, Koçero'nun tüm tezgahlarını, üçkağıtçılıklarını artık boşa çıkaracak. Burada anlaşıyoruz arkadaşlar. Başka da yolu yok bu işin. Arkadaşlar, fazla uzatmayacağım. Fatih Hoca'nın yine basın toplantısında söylediği bir şey vardı. Her maç final dedi. Bundan sonra artık kayıplar canımızı çok acıtır. Kaybetmemek zorundayız. Her maçı kazanmak zorundayız dedi. Ve ilave etti. Daha fazla çalışıp daha ileriye gideceğiz. Evet, Galatasaray daha fazla çalışacak. Daha ileriye gitmek zorunda. El ele vermek zorunda. Her maçı kalan... Demek ki 16 maç kaldı. 16 maçı da bir final düşüncesiyle oynayacak. İnanılmaz bir mücadele verilirse Galatasaray her maçını kazanabilir. Burada sorun yok. Çünkü kadro, kalite, bundan sonra oluşturulacak olan kadro içerisindeki yetenekli oyuncuların form tutması, öne çıkmasıyla bir takım farklı şeyler olacak. Bu arada yine Fatih Hoca'ya şunu sordular. Dediler ki ya hocam işte Marco sarı kart gördü, cezalı duruma düştü, Konya maçında oynamayacaktı. Hiç aklınızdan geçirdiniz mi? Ya ikinci sarıyı da görsün işte, hani Muriç gibi oyundan atılsın. Kupa maçında, hafta içindeki Rize kupa maçında oynamasın ama Konya'daki maçta oynasın. Hayır dedi, bunu bana niye soruyorsunuz? Biz böyle bir şey düşünebilir miyiz dedi. Başkalarının ne yaptığını bilmem ama dedi biz böyle bir şey düşünemeyiz. Eğer bir yanlış yaptıysa, cezalı duruma düştüyse cezasını çekecek o futbolcu dedi ve bir şekilde... mesajı da verdi gerekli yerlere ve mesajı verdi. Yani Okan ne dedi? Dembaba'ya dedi bizim ikinci sarı kartı göstermemiz Fenerbahçe maçında oynasın diye etik bir durum olmazdı dedi. Aynı şeyi Fatih Terim, yani Okan'ın hocası Fatih Terim de söyledi. Ama bir arkadaş var, o atar tutar, hani vardı ya Audi Cup'ta, yat yat Sadık, yat yat dedi. 6. golü, 7. 8. golü yat yat Sadık diyor. Soyunma odalarında teşvik paralarını dağıtır. Ondan sonra Trabzon'u çalıştırdığında Trabzon-Bursa maçında olanları biliriz. Bir takım abidik gubidik işleri biliriz. Daha önceki çalıştırdığı dönemde soyunma odasında Fenerbahçe'ye söylediği o şeyime kadar laflarını falan unutmuş değiliz. Ondan sonra çıkar. Efendim biz Muriç sarı kartı görmesin diye, formayı çıkartmasın diye mücadele ettik. Ya bırak. Bırak, ne mücadelesi etmişsin. Adam topu kardeşim geliyor. Muriç Efendi ne diyor? Diyor ki ben diyor oyunu diyor rakip hemen... Lan zaten maç bitmiş. 30 saniye kalmış. 2-0 öndesin. Rakip kendi yarı alanında topu oyuna çabuk soksa ne olur? Çabuk sokmasa ne olur? Değil mi yani? Dürtüyor. Sarı atıldı. Konya maçında oynamayacak. Kayseri Kupa maçında ama Başakşehir maçında oynayacak. Hakka bak, adalete bak. Federasyon onlardan. Zorlu Nihat abileri var ya şimdi. Zorlu Nihat abileri. Üstelik
Bir de madalya verir buna. Hani bazı şerefsizler de diyor ki, ya diyor, bu diyor şeyin diyor, Vedat Muriç'in diyor, kötü niyetli olduğunu diyor, kasten sarı kart gördüğünü diyor. Evet, kasten kart görmesinin ispatı var mı diyor. Yani bir tanesi çıkmış, bir dangalağın teki. Hani biz diyoruz ya, bu kasten gördü bu sarı kartı diye. Dangalak da diyor ki, peki diyor bu diyor sarı kartı diyor kasten görmesinin diyor bir ispatı var mı diyor. Bunu ispatlayabilir misiniz diyor. Aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Şimdi Vedat bunun için sarı kartı kasten görüp görmediği beni ilgilendirmiyor da. Bir zamanlar Türkiye'de bazı üçkağıtçılıkların döndüğü dönemlerde bir banka genel müdürüyle bir iş adamı kapışmışlar. İş adamı banka müdürüne rüşveti indirmiş, böyle bayağı indirmiş. Ama sonuçta mahkemelik olmuşlar arkadaşlar. Şimdi şey diyor ki iş adamı hakim karşısında. Lan diyor, ben sana diyor o kadar diyor şey verdim diyor, rüşvet verdim diyor. Banka genel müdürü de diyor ki, var mı diyor? Verdiğin diyor rüşvetin diyor belgesi diyor ispatı var mı diyor. Çok affedersiniz, iş adamı da diyor ki, ulan diyor pezevenk diyor. Rüşvetin diyor belgesi mi olur, ispatı mı olur diyor. Şimdi bu arkadaşa, bu dangala, ulan nokta nokta, he? Kasten sarı kart gördüğünün ya da görmediğinin ispatı mı olur? Bunu kim ispatlayacak? İşte kabak gibi ortada her şey. Arkadaşlar neyse, bunlar böyle işte. Bunlar var ya bunlar, ah kardeşlerim ah. Bunlarla bayağı bir şenlikli günlerimiz olacak. Her neyse, Galatasaray şimdi çok fazla tekniğe şuraya buraya girmeyelim. Galatasaray'ın daha önemli eksikleri var. Bu eksiklikler yakında giderilecek. Galatasaray bambaşka bir kimlik kazanacak. Bambaşka bir takım olacak. Ve bu hakikaten keyif verecek, gurur verecek. Parçalının ruhuna, anlamına uygun bir Galatasaray'ı izleyen olacağız arkadaşlar. Bundan sonra böyle bir Galatasaray'ı izliyor olacağız. Şimdi aka karaya batmayalım. 3 puanın keyfini çıkarsın Galatasaray taraftarları diyelim ve abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı da unutmayalım. Tekrar birlikte olana kadar arkadaşlar hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum ve bundan sonraki sohbetlerimizi inşallah çok daha üst düzeyde, heyecanlı ortamlarda yapacağımıza inanıyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.